ondan önce yarı iletken malzemelerin nasıl oluşturulduğunu, işte sadece bunlara elektrik yükü, gerilim uyguladığımız zaman bu yarı iletken malzemelerin içerisindeki çoğunluk taşıyıcıları hangi yönde değişiyor, bunları gördük. Tekrar şöyle hızlıca bir hatırlatacak olursak, çoğunluk taşıyıcısı dediğimiz yükler malzemenin ismine göre aslında isimleniyordu, şey yapılıyordu, şekil alıyordu. Burada majority carriers dediğimiz, bu arada ekran paylaşımı görünüyor değil mi? Bir sıkıntı yok. Görünüyor Gözüküyor hocam. hocam. Ha, tamam. Yarı iletken malzeme işte N tipi deniyorsa eğer bilin ki o malzemenin içerisindeki çoğunluk taşıyıcıları eksi yükler. Eğer N tipi deniyorsa çoğunluk taşıyıcıları artı yükler şeklinde olacak. İşte P tipinde çoğunluk taşıyıcısı artı ise diğer işarette azınlık taşıyıcısı olarak ya da işte donör ve akseptör olarak da telaffuz edilebiliyor. Bunları birbirleriyle karıştırmayın. Şey yaparken, kullanılırken bu yarı iletken malzemelerin tek başlarına kullanılmasının bir esprisinin olmadığını aslında bu slaytlarda teorik olarak göstermiş olduk. Çünkü siz gerilimi hangi yönde uygularsanız uygulayın, her halükarda işte anahtarı kapattığınızda bu devre elemanının üzerinden bir akım akışının olduğunu, bu yarı iletken malzemenin içerisindeki çoğunluk taşıyıcısı hangisi ise o taşıyıcıların hareketlenmeye başladığını ve devreyi tamamladığını, akımın akışını doğurduğunu vurgulamıştık. Bizim bu yarı iletken malzemeleri kullanmadaki hedefimiz, hatırlayacağınız gibi kontrol, o devrenin içinde olan biteni kontrol edebilmekti. Dolayısıyla gerektiği zaman, gerektiği yönde akımın akışını sağlamayı becerebilmekti. Ve buradan da bu P ve N tipi yarı iletken malzemelerinin tek başına kullanılmadığını, bunların bir şekilde işte kimyasal yöntemlerle yapıştırılarak yani bir araya getirilerek devre elemanları yapıldığını ve bu devre elemanlarının en basiti olan diyot elde edildiğini söylemiştik. Diyotları devrede kullanmamızın esprisi akan akımın yönünü belirlemek. Yani kurduğunuz devrenin ters bir gerilime maruz kalması durumunda, yanlışlıkla ters bir gerilime maruz kalması durumunda devrenin içerisindeki diğer devre elemanlarının bozulmasını engellemek, önlemek, yanlış çalışmasını önlemek idi. Bu diyodun şeyine baktığınız zaman, fiziksel yapısına baktığınız zaman iki tane, işte bir tane P tipi, bir tane de N tipi malzemenin yapıştırılarak imal edildiğini vurguladık. Gerçekte bu diyot devre elemanını elinize aldığınızda bu devre elemanının bir tarafının bir çizgiye sahip olduğunu, bu kısmında işte sembolik gösterimde daha rahat anlaşılan katot bacağı olduğunu, yani katottan kastımız N tipi malzemenin olduğu yer, yani eksi bacağı diye düşünebiliriz. Eksi bacağı çizgili olan yer, artı bacağı çizgisiz olan yer diye düşünebilirsiniz. Ve diyodun şeklinin işte bir ok ile gösterildiğini, bu okun bir tarafının da çizgi çizildiğini söylemiştik. Evrensel gösterim şekli, sembolik gösterim şekli bu. Bu diyodun üzerinden akan akımın yönü anottan katoda doğru, yani artıdan eksiye doğru olacaktır. Dolayısıyla
devre elemanını, bu devre elemanını bağlantı şekli her zaman anot bacağına uygulanan gerilimin artısı gelecek şekilde bağlanır. Gerilimin eksi bacağı da diyodun eksisine gelecek şekilde bağlanır. Dolayısıyla bu yapı sizin devrenizi ters gerilimden korur. Sadece diyotlar ileri ön beslemede çalıştığı için yani yapım gerçek davranış şeklini düzgün bağlandığı zaman gösterdiği için kullanımı da bu şekildedir. Şimdi bu dersimizde de bunu anlatacağız. Düz bağlandığında neler oluyor? Ters bağlandığında neler oluyor? İçerisindeki yapı nasıl değişiyor? Çoğunluk taşıyıcıları nasıl hareketleniyor? Neler oluyor? Neler bitiyor? Buna bakacağız. Şimdi bundan önce şeyleri yaparken, devre analizlerini yaparken aslında bu diyotları bir anahtar gibi düşünebileceğimizi söyledik. Basitleştirilmiş devre modellerinde bir açma kapama anahtarı gibi şey yapabiliriz, yorumlayabiliriz. Eğer bu diyot anodu artı katodu eksi bir şekilde gerilime maruz bırakılırsa sanki burada hiç devre elemanı yokmuş da burası düz bir telmiş gibi hayal edilip yorumlanabilir. Yani bu telin üzerinden işte bir akımın aktığı düşünülebilir. Fakat tersi durumda artı kısmına eksi gerilim, katot yani eksi kısmına da artı gerilim uygulanırsa sanki burada telin kopartıldığını yani bir açık devreymiş gibi davrandığı düşünülebilir. Dolayısıyla bu yapının geri kalanında işte var olan devre elemanları neyse burada telin kopuk olmasından kaynaklı akımın akmayacağı durumu ortaya çıkar. Burası bir açık devre olur ve diyot akımı 0 amper olarak düşünülmelidir. Devreye uyguladığınız gerilimin aynısı buradaki açık uçlardan ölçülür. Bir gerilim düşmesi de diğer devre elemanları çalışmayacağı için gözlemlenmez. Şimdi bir başka şeyden bahsettik. Bir devrenin içerisinde bir diyot varsa bu devreleri analiz ederken hesaplamalarını yaparken işi basitleştirmek adına devrede kullanılan diyotları ideal diyotmuş gibi düşünerek olaya yaklaşmamızın daha kolaylık sağladığını söz etmiştik geçen dersimizde. Burada da iki tane grafik ile bunu belirtmiştik, göstermiştik. Bir tanesi diyodun düzgün bağlandığı yani forward bias olarak isimlendirilen durumda diyodun davranış şekli, işte üzerinden akan akımın yönüne ilişkin bir bildirimdi. Bakın burada anoduna artı katoduna eksi bağladığımızda düz bir telmiş gibi olacak dedik. Dolayısıyla bu diyot üzerinden akım akıyor dedik. Ve ideal diyot olduğunu varsayarsak buradaki ideallikten kastımız ne? Bu devre elemanının üzerinde herhangi bir gerilim düşmesi yok. Yani şöyle düşünün, bu diyodu çalıştırmak için ekstradan bir güç uygulamana hiç ihtiyacın yok gibi düşün. Hani veya şöyle daha somut örnek verelim. Elinde bir motor var. Bu motoru çalıştırmak istiyorsun ama çalışması için ona pil bağlaman gerekmiyor gibi bir duruma karşı geliyor aslında bu ifade, ideallik dediğimiz şey. Böyle bir şey mümkün mü? Hayır, değil. Ama analizi yaparken diyodu bu şekilde düşündüğünüz zaman iş basitleşiyor. Ne oluyor? Biz hiç gerilim düşmesi olmadığını varsayıyoruz. Dolayısıyla gerilimin sıfır olması
Neyi doğuruyor? Beraberinde buradaki Ohm yasasında bu gerilimi yerine koyduğunuz zaman ileri yönlü direncin yani diyodun direncinin 0 ohm olduğunu karşı geliyor. Dolayısıyla bunun 0 ohm olması yani hiç dirençsiz bir devre elemanı olması anlamına gelmekte. Ve bu genelde biz çözümleri yaparken işte devrenin içerisindeki tellerin üzerinde oluşan direnci hesaba katmıyoruz. Geçen şeyde de hatırlayacaksınız, elektrik devrelerinde de hatırlayacaksınız. Ama maalesef bu tellerin üzerinde akım akarken telin yapısından dolayı aslında o telin bir iç direnci de söz konusu. Telde akım giderken gücü gitgide azalıyor aslında. Ama biz ne yapıyoruz? Bunu önemsemiyoruz. O kadar küçük bir güç kaybı olduğunu varsayıyoruz ve devrenin geri kalanındaki işte direncin ya da başka devre elemanlarının dirençleriyle kıyasladığımızda bunu ihmal ediyoruz. Aynı yaklaşım burada da söz konusu. İşte bu direnç ihmal edildiğinde ne oluyor? Forward bias'ta diyot bir düz tel ile modelleniyor ve hiç direnç şey yapmadığını, göstermediğini, karşı direnç göstermediğini varsayıp bu diyodu çalıştırmak için de gerilime ihtiyaç duyulmadığı öngörülüyor. Şimdi tersi durumu düşünelim. Tersi durumunda da ne dedik? Diyot yalıtımda dedik. Yalıtımda olması durumunda buradaki gösterdiğimiz şekil yani burada tel kopukmuş gibi düşünelim dedik. Şimdi buradaki tel kopuk olduğu zaman ne olacak? Akım akmayacak. Akımın akmaması yani akımın sıfır olması ne anlama gelecek? Burada akım yerine sıfır koyduğunuzda buraya siz hangi gerilim değerini koyarsanız koyun, direncini bulacaksınız. Herhangi bir sayının sıfıra bölümünden dolayı sonsuz bulacaksınız. Yani işte aslında ters gerilim altında diyodu yorumlarken şöyle diyoruz. Bu diyodun direnci o kadar büyük ki, sonsuz büyüklükte o kadar büyük ki buradan akım akışını engelliyor diyoruz aslında. Ama bunu ifade ederken, çizerken, resmederken daha kolay anlaşılsın diye burayı açık bir şekilde çiziyoruz. Tel kopartılmış şekilde çiziyoruz. Dolayısıyla da akımın akmadığı bakıldığı zaman daha iyi anlaşılıyor. Şimdi devre elemanlarının karakteristikleri verilirken hem ileri ön beslemede hem geri ön beslemede her iki durum bir araya getirilerek grafiklerle ifade edilir. Akım, gerilim şeyi verilir. Akım, gerilim grafikleri verilir ve bu grafiklerin ismine karakteristik grafikleri denir. Şimdi bu ideal diyot durumunu düşündüğümüzde bu ideal diyodun ileri ön besleme ve geri ön besleme grafiklerini bir araya getirdiğinizde ve bu grafik incelendiğinde geri ön beslemede tam gerilim ekseninin üstünde olduğunu, ileri ön beslemede de tam akım ekseninin üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Gerçek bir diyot düşünüldüğünde yani ideal durum olmadığı zaman aslında gerçek bir diyodun karakteristiğinin biraz sonra göreceksiniz bu ideal diyot karakteristiğine hiç benzemediğini bununla bir ilgisi olmadığını göreceğiz. Fakat o karakteristik eğriler parabolik yapıda olduğu için o paraboliklik hesaplama anında pratik hesaplamalarda zorluk kattığı için biz o devreleri basitleştireceğiz. Daha basit modellere evireceğiz. İşte bu evirme anında yapacağımız yaklaşım neye getirecek?
o gerçek karakteristik eğriyi ideal diyotun karakteristiğine benzetmiş olacağız ve yorumlamalarımızı bu şekilde daha da kolay yapacağız. Şimdi diyotların temelde iki kullanım şekli var. Yani iki gruba ayrılabilir. Bu diyotların bazıları doğrultmaç diyot olarak isimlendirilir. Bazıları sinyal diyotlar olarak isimlendirilir. Bu diyotların yapıları birbirinden farklıdır. Şöyle ki, doğrultmaç diyotlar biraz daha kaba yapıya sahiptir. Daha büyük imal edilir. Çünkü kullanım amaçları AC formundaki yani dalgalı formundaki gerilimi doğru akıma çevirmek. Yani DC forma çevirmek. Dalgalı bir akımı doğru akıma çevirirken bu doğrultmaç diyotları kullanılır. Kullanıldıkları devrelerin yapısı gereği gerilim çok büyük olduğu için, işte akımlar çok büyük olduğu için bu diyotların üzerinden akan akımlar burada ifade edildiği gibi 5 amper, 10 amper gibi devasa büyüklüklere çıktığında diyotların dayanabilmesi gerekir. Neye karşı dayanabilmesi gerekir? İşte bir aksilik olursa eğer, bir ters geri besleme olursa eğer, bu durumlarda bu ters geri beslemeyi kompanze edebilmeli. Yani üstesinden gelebilmeli ve bağlı bulunduğu devreyi koruyabilmelidir. İşte bu gereklilik, bu doğrultmaç diyotlarının daha büyük imal edilmesi, işte daha kaba imal edilmesine doğurur. Kullanıldıkları devreler genelde AC devreler olduğu için bu sinyallerin çok büyük bir frekansı yoktur. İşte 50 Hz, 60 Hz, 70 Hz gibi düşük frekanslı devrelerde doğrultmaç diyotları kullanılır. Çünkü şöyle bir şey, bu diyotların çalışması için ya da tepki vermesi şeyini düşünürseniz, ileriki slaytlarda bunu da göreceksiniz. Çok hızlı tepki vermeleri gerekmez. Dolayısıyla kullanıldıkları yapıların güç kaynakları, güçleri düşük frekanslarda olduğu için de imalatları buna yönelik ayarlanır. İçerisine konulan katkı malzemeleri, işte bunların davranış şekilleri de buna göre seçilir. Şimdi bir başka grupta sinyal diyotlar. Sinyal diyotlar daha yüksek frekanslarda çalışan, daha narin yapılı diyotlardır. Elektronik devrelerin daha hassas kısımlarında, özellikle işte sayısal devre elemanlarında, özellikle işte radyo frekansı gibi RF devreleri dediğimiz devrelerde, demodülatör devrelerinde bu sinyal diyotları kullanılır. Çok daha küçük imal edilir, çok daha miniktir bunların boyutları. Dolayısıyla bu diyotların dayanabilecekleri ters gerilimler daha düşük seviyelerdedir. Fakat avantajları nedir? Bu yüksek frekanslarda çalışabildikleri için çok hızlı tepkiler verirler. Maruz kaldıkları gerilimler doğrultmaç diyotlara nispeten daha düşük gerilim ve akım değerleri olacaktır. Çünkü bunların da imal edilirken seçilen katkılama malzemeleri buna göre şey yapılır, ayarlanır. Şöyle bir şeyden bahsetmiştik geçen dersimizde. Günümüzde artık neredeyse standart hale gelmiş, birçok devrede kullanılan, entegrede kullanılan
malzeme artık silisyum dedik. Fakat yine de germanyumun var olduğunu, kullanıldığını şey yaptık, bahsettik. Eğer bir diyot germanyumdan imal edilmişse, bu diyotu çalıştırabilmek için yaklaşık olarak 0,2 veya 0,3 volt seviyesinde bir gerilime ihtiyacınız olduğunu bilin. Yani elinizde bir devre varsa ve bu devrenin içerisindeki diyot germanyum malzemesinden oluşmuş deniyorsa, bu diyot üzerinde harcanacak gerilimin veya kısaca buna biz threshold voltajı diyoruz. Bu threshold voltajının 0,2 ya da 0,3 volt olduğunu hayal ederek çözümlemelerinizi yapmanız lazım. Benzer şekilde silikon diyot deniyorsa eğer, bunun 0,6-0,7 gibi bir düzeye sahip olduğunu düşünerek bu analizi yapmanız lazım. Zaten dünkü çalışmada, dün laboratuvarda belki bunu fark ettiniz. Bir devre kurdunuz. O devreye işte bir gerilim uyguladınız, bir direnç bağladınız ve bir tane de diyot bağladınız. Ölçümü yaptığınız zaman diyoda paralel bir voltmetre bağladığınızda işte 0,680 gibi bir 0,680 milivolt gibi bir değer okuduğunu multimetre size gösterdi. İşte gerçekte bu ne anlama geliyor? O devrede kullanılan 1N4004 diyotu neymiş? Aslında silisyumdan imal edilmiş bir diyotmuş ve üzerinde harcanan gerilim de bu aralıkta bir değere karşı geliyormuş. Dolayısıyla ne oldu? Devreye işte 1 volt mu uygulamıştık? 10 volt mu? 10 volt uygulamıştık galiba, evet. Devreye 10 volt uygulamıştık. İşte o 10 voltun yaklaşık 0,68 voltu diyodun üzerinde harcandı. Dirence kalan kısım işte kabaca 9,3 volt oldu. Bunu da dünkü yaptığımız şeyde gördük. Ama biz teorik olarak hesaplama yaparken, işte soru çözerken, sınavda bu hesapları yaparken ne yapacağız? Oradaki gibi 0,683 milivolt olarak değil de işte silikonsa 0,7 volt, işte germanyumsa 0,3 volt deyip geçeceğiz. Yani daha basit hesaplamalar ile uğraşın. Biraz önce söylediğimiz durumları inceleyeceğiz. İşte bir diyodu aldınız ve bunu düzgün bir şekilde gerilim uyguladınız ya da ters bir şekilde gerilim uyguladınız ya da gerilim uygulamadınız. Ne oluyor? Bu diyotun içerisinde neler olup bitiyor? Bunu anlamaya başlayacağız. Bakın, üç tane durum var. Bir tanesi polarmasız dediğimiz. Yani elinizde bir diyot var ve bu diyotun bacaklarına hiç gerilim uygulamıyorsunuz. Yani devreye bağlamamışsınız. Gerçekte bu diyotun içerisinde neler olup bitiyor? Buna bakalım. Şimdi ne dedik? Bir tane P tipi malzeme, bir tane de N tipi malzemenin yapıştırılmasıyla bu diyotlar elde ediliyor dedik. İşte bu yapıştırıldığı andan itibaren ne oluyor diyodun içerisinde? P tipi malzemenin içerisindeki çoğunluk taşıyıcıları ve N tipi malzemenin içerisindeki çoğunluk taşıyıcıları buradaki yapıştırılma yüzeyinden birbirlerine doğru difüz ediyorlar. Ne yapıyor? Geçiş yapıyor. N tipi malzemedeki çoğunluk taşıyıcıları eksiydi. P tipi malzemedeki çoğunluk taşıyıcıları da artıydı. Artılar soldan sağa doğru, eksiler de sağdan sola doğru buradaki yapıştırılan yüzeyden birbirlerine doğru geçiş yapıyorlar. Neden bu difüzyon işi oluyor? Çünkü bu malzemenin içerisinde yoğun olarak elektronlar var. Sol taraftaki malzemenin içerisinde de yoğun olarak artı yüklü iyonlar var. Yani bunu şey gibi düşünün, işte
bir balonu sıkıştırdığınızı düşünün. Sıkıştırdığınız zaman ne oluyor? Basınç gitgide artıyor. İşte P tipi malzemenin içerisindeki artı yük yoğunluğu bunda böyle bir basınç yaratıyor. Benzer şekilde N tipi malzemedeki eksi yük yoğunluğu bir basınç oluşturuyor diye hayal edin. Bunu yapıştırdığınız zaman difüzyon ile buradaki yükler birbirleri arasında geçiş yapıyorlar. Şimdi bu geçiş sürecinde ne oluyor? Artılarla eksiler bir araya geldiği zaman bunlar depletion region dediğimiz, yani boşaltılmış bölge dediğimiz bir bölge oluşmasını sağlıyor. Boşaltılmış bölge ne demek? Yük olarak nötr bir yüke sahip. Yani eşit sayıda artı yük, eşit sayıda eksi yükün olduğu bir bölge olarak düşünün. Bu doğası gereği bir bariyer oluşturuyor. Bunun için boşaltılmış bölge, depletion region olarak isimlendiriyoruz. Buradaki bariyerin oluşması neyi doğuruyor? N tipi malzemenin içerisindeki eksi yüklerin sağdan sola doğru gitmesini ve P tipi malzemedeki artı yüklerin de soldan sağa doğru geçişini engellemeye başlıyor. Dolayısıyla artık malzemelerin içerisindeki yükler birbirlerine karışmıyor. Tamam. Bu sembolik olarak gösterilirken ya da resmedilirken işte sol taraf artı yüklü, sağ taraf eksi yüklü, işte N kısmı eksi yüklü ve ortada da nötr bir bölge olarak gösterilir. Buradaki nötr bölge bir gerilim setti doğurur. İşte bu gerilim setti dediğimiz şey bu yüklerin birbirlerine doğru geçişlerini engelleyen bir bariyerdir. Tamam? Bu bölge yüksüz olarak söylenir. Yani ya da eşit yükte artı ve eksiler var. Dolayısıyla bu yüksüz olarak ifade edilir. Daha fazla elektronun ya da daha fazla protonun diğer tarafa doğru geçmesini engelleyen bir bölgedir. Şimdi ne demek bu? ya da nasıl şey yapılır, yorumlanır? Ona bakalım. Bu bölge aslında bir kalınlığa sahip. Fakat bu kalınlık fiziksel olarak diyotun gerçek kalınlığıyla şey yapıldığı zaman, oranlandığı zaman inanılmaz derecede küçük bir kalınlıktır. Yani bu yaklaşık bir mikron gibi çok çok dar bir aralıktır. Şeyi eline aldığınızda işte bir diyotu eline aldığınızda, standart bir diyotu şey yaptığınızda aldığınızda yaklaşık olarak bir direnç büyüklüğündedir. İşte dirençte ne kadar? 3 tane, 2 tane, 3 tane pirinç tanesi büyüklüğünde bir fiziksel hacme sahip. İşte o fiziksel hacmin bir mikron kalınlığındaki bir şeyini hayal edin, kısmını hayal edin. Aslında bu nötr dediğimiz, nötr bölge dediğimiz kısım tam ortadaki bu kalınlıkta olan bir yerdir. Fakat şöyle bir durum söz konusu. Biz dışarıdan bir gerilim uygularsak bu kalınlığı ne yapabiliriz? Yok edebiliriz. Bu depletion region'ı yok edebiliriz ve artıdan eksiye doğru yüklerin akmasını sağlayabiliriz. İşte bu ne zaman söz konusu oluyor? Bu diyotu düzgün bir şekilde polarladığımız zaman bu akım akışı görülüyor. Buna geçmeden önce gerilim uygulamadığımız durumu özetleyecek olursak, bu maddelerle basitleştirebiliriz. Ne dedik? Diyotu aldık ve hiç gerilim uygulamadık diyota. Dolayısıyla biz ne gözlemleyeceğiz? Diyot üzerinde hiç gerilim düşmesi yoktur ya da diyot voltajı sıfırdır diye bunu okuyacağız. Bir voltmetre bağlarsanız eğer diyodun bacaklarına voltmetrenin göstereceği büyüklük 0 volt olacak.
Bir ampermetreye bağlarsanız bunu, gerilim uygulamadığınız için diyot üzerinden herhangi bir akım akışı da olmayacak. Dolayısıyla diyot akımı da 0 miliamper olacak. Bunların sebebi ne? Bu ikisinin sıfır olmasının sebebi ne? İşte o orta bölgedeki, o yapıştırılmış yüzeydeki gerilim setinin var olması. Bu depletion region'ın olmasından kaynaklı aslında. Gerilim ve akımın olmayışı buradaki depletion region'ın doğası gereği var olmasından kaynaklı. Evet, diyodun polarmasız durumuna baktık. Yani herhangi bir gerilim uygulanmadığı zaman neler olup bitiyor diyot içerisinde bunu gördük. Şimdi şu durumu inceleyelim. Bir diyot aldınız ve bu diyodun bacaklarına ters gerilim uyguladınız. Yani normalde artı bacağına artı gerilimi, eksi bacağına eksi gerilimi uygulamanız gerekiyordu. Ama siz ters bir şekilde bu gerilim uygulamasını yaptınız. Bu sefer ne oluyor? Ona bakalım. Şimdi biraz önce ne dedik? Gerilim uygulanmadığı zaman yapıştırılmadan dolayı, doğası gereği difüzyon yoluyla N tipi malzemedeki ve P tipi malzemedeki iyonlar birbirlerine doğru geçiş yapıyor ve arada bir boşaltılmış bölge oluşturuyor dedik. Şimdi siz N tipi malzemenin içerisine artı, daha doğrusu içine demeyelim de N tipi malzeme bacağına artı gerilimi bağlarsanız neyi tetiklemiş oluyorsunuz? P tarafından geçen, difüzyon yoluyla geçen artı yüklerin sayısını aslında arttırmış oluyorsunuz. N tipi buradaki güç kaynağının artı bacağının N tipi malzemeye bağlı olmasından dolayı ne oluyor? Buradaki artı yüklerin miktarı artıyor. Benzer şekilde gerilim uygulanmadığı anda N tipi malzemeden P tipi malzemeye doğru difüzyon yoluyla geçen eksi yüklerin miktarı ne oluyor? Buradaki güç kaynağının eksisinin P'ye bağlı olmasından dolayı miktarı artıyor. Yani biraz önce gördüğümüz o depletion region ne daha da genişliyor. Bu artık ne durumu yaratıyor? Bu depletion region'ın genişlemesi hiçbir şekilde bu diyot üzerinden akım akmasını önleyen bir hal alıyor. Buradaki bariyerin artması, threshold voltage'ının çok çok artması neyi engelliyor? Devrenin ana kolundan gelen akımın bu diyot üzerinden geçmesini engelliyor. Ama biz şunu gözlemliyoruz. Her zaman var olan ve yapısı gereği azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu bir sızıntı akımı var. Bu sızıntı akımı IS şeklinde gösteriliyor. Azınlık taşıyıcısı akımı denir. Bu azınlık taşıyıcılarının miktarı devreye uyguladığınız ters gerilimden etkilenmiyor. Bunların sayısı ters gerilimden dolayı artmıyor ya da azalmıyor. Bu sayı her zaman sabit. Neden dolayı sabit? İmalatından kaynaklı sabit. Tamam. Bu ters akımı her zaman gözlemliyorsunuz. Ama tabii ki bu ters akım iş yapan bir akım mı? Hayır, değil. Biz aslında bu ters akımın olmamasını istiyoruz. Hedefimiz ne? Diyotla bir akım akışı kontrolü sağlayabilmek. Diyotun yönü ne tarafa doğruysa, bu ok ne tarafa doğru bakıyorsa aslında biz bu ok yönünde akım akıtmaya çalışıyoruz anlamına geliyor. Yapısı gereği, doğası gereği bizim engelleyemediğimiz, büyüklüğünü değiştiremediğimiz bir kaçak akım ne oluyor? Her zaman var oluyor. Neye
göre var. Gerçek akımın akma yönünün zıt yönüne doğru var. Şimdi bizim için önemli olan kısım çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu majority dediğimiz akım. Fakat bu akımın buradaki depletion region'ın çok genişlemesinden dolayı yarı iletken malzemelerin içerisindeki çoğunluk taşıyıcılarının geçişini engellediği için buradaki boşaltılmış bölge çoğunluk taşıyıcılarının geçişini engellediği için ne olarak karşımıza çıkmıyor? Devrenin ana kolunda iş yapan gerçek bir akım olarak karşımıza çıkmıyor. Okuduğunuz şey ya da var olan şey ne? Ters akım. Buna biz ters doyma akımı da diyoruz. Buradaki ifadede doyma kelimesinin kullanılmasının sebebi şu. Bu akım büyüklüğü azami değerine oldukça çabuk bir anda ulaşıyor. Ters yönde olan bu akım o kadar küçük ki, o kadar ufak ki ve bu değeri de oldukça hızlı bir zaman aralığında çıkıyor. Şimdi devre analizlerinde şöyle bir yaklaşım yapacağız. Ana koldan akan yani çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu akım ile azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu bu ters akımı birbiriyle kıyaslayacağız ve göreceğiz ki çoğunluk taşıyıcılarının akımı çok daha büyük. Dolayısıyla bu azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu ters akımı hesaplamalarımızda ihmal edeceğiz. Ama biz neyi biliyoruz? Gerçek hayatta, günlük hayatta her zaman bu ters akımın var olduğunu ve bizim bunu engelleyemediğimizi her zaman bilmemiz lazım, unutmamamız lazım. Bunu şöyle şey yapabilirsiniz, aslında düşünebilirsiniz. Mesela hiç kullanılmayan bir kumandanın pilinin bitmesi aslında oradaki devre elemanlarının içerisindeki bu sızıntı akımı olarak da isimlendirdiğimiz akımın var olmasından kaynaklı oluyor. Şimdi gelelim diyotun düzgün bir şekilde kullanımına. Yani gerçekten de diyodun artı bacağına siz güç kaynağının artısını, diyodun eksi bacağına da yani en tipi malzeme bulunan yere de güç kaynağının, dışarıdaki güç kaynağının eksisini bağladınız. Bu durumda ne oluyor? Güç kaynağının artısından gelen artılar buradaki boşaltılmış bölgedeki eksileri ne yapıyor? İtiyor. Özür diliyorum. Buradaki boşaltılmış bölgeyi çok çok daralmasına sebep oluyor. Eksiler benzer şekilde N tipi malzemeden, artılar benzer şekilde P tipi malzemeden yükleri, aynı yükleri birbirine doğru ittikleri zaman buradaki boşaltılmış bölge çok çok daralıyor. Buna fiziksel olarak yok oluyor demiyoruz ama şu durumu doğuruyor. Çoğunluk taşıyıcılarının güç kaynağının yönüne göre artısından eksisine doğru akmasını sağlıyor. O kadar daralıyor ki buradaki uyguladığınız pilin artısından eksisine doğru dış devre gerilimi, dış devre akımı olarak gösterdiğimiz ya da bir başka deyişle diyot akımı olarak söylediğimiz akımı gözlemlemeye başlıyoruz. Şimdi bu akım aslında iki kısımdan oluşuyor. Bunun içine bakacak olursanız burada daha büyüğünü şey yaptık. Bir çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu akım var. Bir de bizim hiçbir zaman yok edemediğimiz azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu akım var. Vektörel olarak baktığınız zaman çoğunluk taşıyıcılarının akımının yönü P tipi malzemeden N tipi malzemeye doğru. Yani sembolik çizimde bizim okumuzun yönünde. Çoğunluk taşıyıcılarının okunun yönü sembolik çizimde bizim okumuzun yönünde. Bakın üst tarafına
Bir de azınlık taşıyıcılarının akım yönü resmedilmiş. Gördüğünüz gibi zıt yönde ve büyüklük olarak da vektörel olarak daha küçük çizilmiş. İşte her zaman şunu bilmemiz lazım. Gerçek bir devre kurduğumuz zaman bu devrenin çalışması anında aslında bizim hiçbir zaman yok edemediğimiz bir azınlık taşıyıcısı akımı da var. Fakat biz teorik hesaplamalarda işi daha basitleştirmek için yeri geldiğinde buradaki çoğunluk taşıyıcılarının akımıyla kıyaslayıp azınlık taşıyıcılarının bu akımını ihmal edeceğiz. Tamam. Modelleri şey yaparken, hesaplarken bir takım basitleştirmeler yapıyoruz. Buna yaklaşık devre analizi diyeceğiz. Bu yaklaşık devre analizlerini yaparken yeri geldiği zaman devre elemanının iç direncini, yeri geldiği zaman işte bu azınlık taşıyıcılarının büyüklüğünü ihmal edeceğiz ya da hesaplamaya katacağız. Neye göre bu seçimi yapacağız? İşte devreye uygulanan gerilimin büyüklüğüne göre ya da devrenin içerisinde bir yerlerde kullanılan direncin büyüklüğüne göre bu kabulleri gerçekleştireceğiz. Net olarak şunu bilmemiz lazım. Sonuçta siz bir diyot aldınız ve gerçekten de bu diyodu düzgün bir şekilde gerilim uyguladığınızda bu diyotun üzerinden bir akım akmaya başlıyor. Bu diyotun üzerinde bir gerilim oluşuyor. Buna biz diyot gerilimi VD olarak şey yapıyoruz, isimlendiriyoruz ve büyüklüğünün 0 volttan daha büyük olduğunu görüyoruz. Şimdi dünkü yaptığınız devreyi hemen gözünüzde canlandırın. Ne oldu? Dünkü devrede Giray hocanız diyodun bacaklarına da paralel olarak bir multimetre bağladı. Ve o multimetre ekranında işte bir büyüklük gördünüz. 0,680 milivolt gibi. İşte 0 volttan daha büyük olan bu gerilim değerini ne zaman görüyorsunuz? Düzgün bir şekilde bağladığınız zaman görüyorsunuz. Diyodu devreye düzgün bir şekilde bağladığınızda, düzgün bir şekilde polarladığınızda görüyorsunuz. Ve dolayısıyla neyi ölçtük? Mesela dünkü şeyi hatırlayın, devreyi hatırlayın. 1K'lık direnç üzerinden akan akımı ölçtük. 900 neydi? 930 miliamperde, değil mi? 10 volt vermiştik yanlış hatırlamıyorsam. 1K'lık şey vardı, direnç vardı. İşte gerilimin yaklaşık olarak 0,7'si diyodu çalıştırmak için harcandı. Geri kalan 9,3 voltu da 1K'ya böldüğümüzde ana koldan akan akımı miliamper cinsinden 938 gibi bir şey bulmuştuk. İşte şimdi şuraya geleceğim. Bakın şeydeki dün o bağlantıda gördüğünüz diyodun üzerinden okunan gerilim aslında şuna karşı geliyor. Buradaki depletion region'ı yok etmek için uygulamanız gereken minimum gerilime karşılık geliyor. Yani düz bir şekilde buna gerilim uygularsanız uyguladığınız bu gerilimin diyodun tipine göre işte silikon diyotsa buradaki depletion region'ın yok olması için, kapanması için 0,7 voltluk kısmı. İşte bu mesela germanyum diyotsa bu uyguladığınız gerilimin 0,3 voltluk kısmı nerede harcanacakmış? Bu depletion region'ı yok etmek için harcanacakmış. Bu depletion region yok olduğu zaman da, kapandığı zaman da ne olacak? Artı şeyden P tipi malzemedeki çoğunluk taşıyıcıları N tipi malzemeye artık hızlı bir şekilde geçmeye başlayacak. Çoğunluk taşıyıcıları akmaya başlayacak. Ve neyi doğuracak? Devrenin ana kolunda bir akım akışını doğuracak. Ama her zaman ne var?
Bu azınlık taşıyıcıları var ve bu azınlık taşıyıcılarının şeyini değiştiremiyoruz, yok edemiyoruz. Veya uyguladığımız gerilimin büyüklüğüne göre bu azınlık taşıyıcılarının şiddeti de değişmiyor. Bakın buradaki maddede ifade edilen şey aslında bu. Sen buraya 5 volt da versen, 10 volt da versen, işte 100 volt da versen her neyse bu IC'nin büyüklüğü değişmiyor. Ama buradaki gerilimin büyüklüğüne göre ne değişiyor? Anakoldan akan akım yani diyot akımı değişiyor. Bu değişimin de aslında üstel bir şekilde olduğunu biraz sonra göreceğiz. Evet, bu üç durumla ilgili no bias, reverse bias ve forward bias olarak isimlendirdiğimiz bu üç durumla ilgili sormak istediğiniz, anlaşılmayan, aklınıza takılan bir kısım var mı? Hocam şey PM birleşimine ters yönde akım verilirse şu ikinci de şey demiştik değil mi? Boşaltılmış bölgede azınlık taşıyıcılarının sayısında bir değişim olmaz demiştik değil mi? Azınlık taşıyıcıları boşaltılmış bölgede değil, azınlık taşıyıcıları yarı iletken malzemenin içerisinde. Yarı iletken malzemenin içerisinde hangi yük az ise ona verdiğimiz isim. Sadece bunun büyüklüğünün değişmediğini söyledik. İster ters yönde olsun, ister düz yönde olsun hiç fark etmez. Her zaman bu IC var ve bu IC'nin büyüklüğü neyle belirleniyor? Aslında imalatından gelen katkılama miktarı ile belirleniyor. Dopingle belirleniyor. Yani o şeyin içerisine imalatta burada diyodu yapmak için üretilen P tipi ve N tipi malzemenin içerisine konulan katkılama maddelerinin miktarı aslında azınlık taşıyıcılarının büyüklüğünü belirliyor. Malzeme ne kadar kaliteliyse diyot ne kadar kaliteliyse ne oluyor? Bu azınlık taşıyıcılarının büyüklüğü o kadar küçük oluyor. Malzeme ne kadar kalitesizse ya da üretim safhasında ne kadar özensiz davranılmışsa bu azınlık taşıyıcılarının büyüklüğü o kadar fazla oluyor. Aynı şeye geliyor bu. İşte cep telefonunun fiyatının birisinin yüksek birisinin düşük olmasına aslında hani kabaca denk geliyor. Düşük olan elektronik malzemede kullanılan devre elemanları daha kalitesiz, daha standartlara uyulmadan imal edilmiş, özen gösterilmemiş gibi şey yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Malzeme kalitesi kötü. Onun için işte fiyatı daha hesaplı. Ama yüksek maliyetteki ürünlerin içerisinde kullanılan devre elemanları da çok hassas. İşte gerçekten prospektüsünde verilen sürede işte pili diyelim ki bitiyor. İşte gerçekten o kadar şiddette parlaklık veriyor vesaire. O kadar hassas. Tamam. Biz bu şeyi azınlık taşıyıcılarının akım akışının yönünü zaten şey yapamıyoruz, müdahale edemiyoruz. Bu her zaman bizim ana akımımızın yönüne zıt yönde. Büyüklüğünü de değiştiremiyoruz. İmalattan gelen bir büyüklük. Bunu nereden öğreniyorsunuz? Bu devre elemanının neyi vardı? Dün kullandığınız işte bir etiket numarası vardı. 1N4004 dedik. İşte aslında şeyden Google'dan 1N4004'ün PDF'ini download ederseniz veya Circuit Maker'da 1N4004 diyodunun üzerine çift tıklarsanız bir pencere açılacak. O pencerenin içerisinde o diyodun spesifikasyonları yani özellikleriyle ilgili çeşitli sayısal bilgiler bulacaksınız. Aynı şey devre elemanlarının prospektüslerinde de geçerli. Çeşitli grafikler görürsünüz, çeşitli sayısal büyüklükler görürsünüz. İşte bunlar düşünülerek, bunlara bakılarak
O devre elemanı ilgili tasarımda kullanılır ya da kullanılmaz. Mesela işte uzaya gönderdiğiniz uyduyu düşünün. Çok hassas bir şekilde hesaplamaların yapılması lazım. İşte kaçak akım seviyelerinin en düşük olduğu malzemeler hangisi ise, devre elemanlar hangisi ise onların kullanılması lazım. Değil mi? Uzun süre kendi başına kendini idame ettirmesi gerektiği için öyle bir uydunun, çünkü gidip gelmek, ona müdahale etmek maliyetli bir iş. Uzun süre kendi kendine idare ettirmesi için işte çok hassas seçimler yapılması lazım. Buradaki günlük hayatta kullandığımız devrelerde ihmal ettiğimiz, hesaplamalarda ihmal ettiğimiz bu kaçak akım ne oluyor? Hassas elektronik cihazlarda, işte mesela kolunuza taktığınız o elektronik saatlerde önem kazanıyor. Neden? Oradaki bataryanın büyüklüğü de çok küçük. O bataryanın kapasitesi de çok küçük. Onu işte o saati bir hafta boyunca çalıştırabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bu seçimler çok hassas buna göre. Gerçek bir karakteristik grafiğini inceleyelim. Daha önce biz ideal diyot için karakteristik grafiğine göz atmıştık. Bakın aslında gerçek karakteristik grafiği burada görüldüğü gibi parabolik bir şekilde değişim gösteriyor. Biz biraz önce nasıl gösterdik? Reverse bias'ta gerilim ekseninin üzerinde bu mavi çizgi yer alıyordu. Forward bias'ta da akım ekseninin üzerine bu mavi çizgi yerleştirmiştik. Ve ne dedik? İşte direnç sıfır olduğu için akım sonsuzdur dedik. Hiç gerilim kaybı yoktur dedik. Değil mi? Forward bias'ta. Ya da reverse bias'ta ne dedik? Akım sıfırdır dedik. Gerilim gözlenmez dedik. Şimdi bunları bakın gerçekte nasılmış onu inceleyelim. Mesela bu grafik, buradaki grafik, mavi olan grafik, bir silikon diyotun karakteristik grafiğinin gösterimi. Bir silikon diyodun prospektüsünü aldığınızda, işte PDF'ine baktığınızda, onun içerisinde yer alan bir şey, çizim. Şimdi neymiş? Bunu yorumlayalım. Bakın bu grafiğin sağ tarafı, yani birinci bölgesi, forward bias bölgesi. Forward bias neydi? Diyodun bacaklarına doğru bir şekilde gerilim uyguladığımız durumdu. Burada bunu da hatırlatmak için yerleştirmiştim. Diyodun anot bacağına, yani P tipi malzemeye ne yapmışız? Biz dış gerilimin artısını bağlamışız. Diyodun N tipi bacağına, yani eksi bacağına da dış güç kaynağının eksisine bağlamışız. Yani forward bias yapmışız. Şimdi biraz önce iç kısmına bakmıştık. Artılar, eksiler ne oluyordu? Forward bias'ta. Bu arada birleşim yüzeyinde depletion region ne oluyordu? Yok oluyordu. Depletion region ortadan kalktığı için ne oluyordu? İşte akım akmaya başlıyordu. Diyot üzerinden akım akmaya başlıyordu. Ama bakın gerçekte bu akımın akmaya başlaması esas anlamda nerede çıkmaya başlıyor? Bu grafiğe baktığınız zaman gerilim eksenine iz düşürdüğünüzde işte biraz önce söyledik 0,6 volt ile 0,7 volt gibi bir gerilimde depletion region yok oluyordu silikon diyot için. İşte tam bu şeyden 0,6-0,7 volt civarına şey yaparsanız, odaklanırsanız bu noktadan itibaren ne olmuş? Akım hızlı bir yükseliş göstermiş. Üstel bir şekilde ne olmuş? Büyüklüğü artmaya başlamış. Şeyleri de kaçırmayın. Bakın forward bias'ın akım büyüklüğü miliamper cinsinden, yani bu mavi grafiği akım eksenine iz düşürdüğünüzde buradaki sayısal büyüklük işte 15 miliamper olarak okunacak. Bunu niçin söylüyorum? Ters
bias yani reverse bias durumundaki akım ekseninin mertebesiyle karıştırmayın. Bakın buradaki akımlar mikro seviyede, aşağıya doğru indiğiniz zaman ki akımlar mikro seviyede. Şimdi buna bakalım. Şimdi diyotu aldınız. Ne yaptınız? Bacaklarına ters gerilim uyguladınız. Artı bacağına işte pilin eksisini, eksi bacağına da pilin artısını bağladın. Şimdi normalde biz neyi bekliyoruz? Normalde açık devre dedik. Ne dedik? İşte akım akmaz dedik. Diyot üzerinde gerilim oluşmaz dedik. Değil mi? Bunları söyledik. Bu ne zaman geçerli? O diyotu ideal diyot olarak yorumlarsan geçerli. Ama gerçekte nasılmış? Bakın burada ne diyor? Buradaki karakteristik grafiğine şöyle dikkatli bakacak olursanız, ters yöndeki gerilim arttığı zaman belli bir noktadan sonra sabit devam ediyor. Akım büyüklüğü sabit devam ediyor. İşte bizim söylediğimiz, vurguladığımız şey buradaki akım aslında kaçak akım. Bu kaçak akımın büyüklüğü ne olmuş? Gerilimle hiç değişmemiş. Şeye doğru, eksiye doğru dümdüz devam ediyor. Yalnız şeyine bakacak olursanız, mertebesine bakacak olursanız, bizim gerçek diyot akımımıza göre 1000 kat daha küçük. Mikro seviyede. İşte biz ne yapıyoruz bunun için? Hesaplamaları yaparken kolaylık olması adına miliamper ile mikroamperi kıyasladığımızda mikroamperin miliamper yanında hiçbir etkisinin olmadığını dolayısıyla da bunun ihmal edilebildiğini yani kaçak akımın forward bias'ta var olan ve yönü zıt olan bu kaçak akımın ihmal edilebildiğini söylüyoruz. Tamam. Bu karakteristik grafiğinin tam orta noktası da biraz önceki no bias durumuna denk geliyor. Yani elinizde bir diyot var ve bu diyotun bacaklarına hiç güç kaynağı bağlamamışsınız. Buna hiç gerilim uygulamamışsınız. Bu duruma karşı geliyor. Ne oluyor? Diyot gerilimi 0 volt oluyor. Ne oluyor? Diyot üzerinde hiç akım akışı gözlemlenmiyor. Değil mi? Neden dolayı bunları görüyorsunuz? Aslında fiziksel olarak P tipi ve N tipi malzemenin tam o yapıştırılmış olduğu noktada depletion region'ın var olmasından kaynaklı bu akım akışı gözlemlenmiyor. Zaten mantıken de ne? İşte bir gerilim uygulamazsan devre elemanına o devre elemanından akım akmaz. Kendi kendine akım üretmez. Buna karşı geliyor. Bu grafikleri yorumlamasını bilin. Önümüzdeki hafta yapacağımız kısa sınavda karşınıza bu tür yorum soruları çıkacaktır. Grafiklerin yorumlaması önemli bir şey. Birbirleriyle karşılaştırılması, farklı durumlarda neye karşı geliyor bunları tespit edebilmek. Bu elektronik dersinin işte giriş kısmında kavramanız gereken önemli hususlar. Çünkü ileriki analizlerin hepsini bu temellere oturtacağımız için bu kıyaslamaları, bu yorumlamaları, grafikleri okuyabilmeyi iyi becermeniz lazım. Modelleri kurarken, eş değer modelleri kurarken, önümüzdeki haftalarda eş değer modelleri kurarken yanlışlık yapmamanız için, doğru eş değer modelleri seçebilmeniz için bu grafikleri yorumlayabilmek önemli. Şimdi bu silikon diyotun karakteristik grafiği. Şimdi germanyum diyotun karakteristik grafiği olsaydı ne olurdu? İşte burada tırtıklı bir çizgiyle bunu şey yapmış, vermiş. Bu tırtıklı çizgiye dikkat edecek olursanız, bu yaklaşık olarak 0,3 volt civarında kırılım göstermiş. İşte aslında ne? Germanyumdan imal edilmiş bir diyotu iletim haline geçirebilmek için, iletken hale geçirebilmek için, devrenin ana kolundan
akım akmasını sağlayabilmek için ne yapmamız gerekiyormuş? Yaklaşık olarak 0,3 voltluk bir gerilime minimumda maruz kalması gerekiyormuş. Biz gerilimi arttırırsak ne oluyormuş? Akım gitgide artmaya başlıyormuş. İşte hesaplamaları yaparken de germanyum için bu threshold voltajının yaklaşık olarak 0,3 volt olduğunu şey yapacağız, söyleyeceğiz. Şimdi bu karakteristik grafiğinin bu çizimi altında aslında ne var? Burada gördüğünüz diyot akımını bulurken kullandığımız formülasyon var. Ya da tam tersi. Bu formül biraz önceki grafikten elde ediliyor ya da bu formül kullanılarak biraz önceki grafik çizilebiliyor. Şimdi bu şey ne? Buradaki formül ne? ID olarak söylenen, gösterilen sembol bizim diyot akımımız ya da devreden akan akım diyelim, ana akımımız. Çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu akım. Bu formülün içerisine baktığınızda bir takım şeyleri var, bileşenleri var. Buradaki IS, bakın alt tarafta şey yapılmış, açıklaması yapılmış. Ters doyma akımı IS, işte bizim bu hiçbir zaman şey yapamadığımız, ortadan kaldıramadığımız azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu ters yöndeki kaçak akım IS. Azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu akım. E biliyorsunuz matematiksel sabit. Buradaki K 11.600 bölü nü şeklinde bir değer imiş. 11.600 sabit bir sayı. Her zaman hesaplamada bu sayıyı seçiyorsunuz. Bölü nü kısmı farklılaşıyor. Nasıl farklılaşıyor? Bakın bu yanında şeyi var, bildirimi var. Germanyum için bu nü değerini 1 olarak, silisyum için ya da silikon için bu nü değerini 2 olarak kullanıyormuşsunuz. Nerede? Çok düşük seviyeli akım kısmında, yani şu noktalarda. Akım büyüklüğü çok küçükken, çok küçükken, sıfırdan büyük, birden küçük, hatta yarım mili amperden küçük. Ya da şöyle söyleyelim, grafiğin çıkış yapmaya başlamadığı bölgede, şu bölgelerde ne yapıyor musunuz? Germanyum için bu nü değerini 1, silisyum için bu nü değerini 2 olarak seçiyor musunuz? Fakat akım arttığında, yani hızlı çıkış yaptığında, yani şu bölgelerde, burada ister germanyum olsun ister silisyum olsun, her ikisinde de ne yapıyor musunuz? Bu nü değerini 1 olarak kullanıyor musunuz? Tamam. Bu açıklamada da hızlı bir şekilde akımın arttığı yerlerde germanyum ve silisyum için nü değerinin 1 olarak kullanılacağını. Ama düşük akım seviyelerinde silisyum için 2, germanyum için 1 kullanılması gerektiğini söylüyor. Şeyin içerisinde, formülün içerisinde bir sıcaklık ifadesi var. Bu sıcaklık ifadesi Kelvin cinsinden değer. İşte oda sıcaklığına işte 20 dereceye, 25 dereceye ne yapıyorsunuz? 273 derece daha ekliyorsunuz. Sıcaklığı Kelvin cinsinden buluyorsunuz. Arada bölme işareti var. E üzeri KVD bölü TK şeklinde bu formül. Aşağıda eksi bir kısmı yukarıda değil, aşağıda. Bu formül kitabınızda daha düzgün bir şekilde, ya da şurayı düşünürseniz, şu parantezi açtığımızda IS'yi parantezde açıp dağıttığınızda aslında aşağıda olduğu daha net anlaşılıyor. Bakın bu ID akımı çoğunluk taşıyıcılarının oluşturduğu diyot akımı. Şeye baktığınız zaman, formüle baktığınız zaman aslında o grafiğe de anlatmakta. Yani ne diyordu grafik? Bakın şuradaki grafiğe tekrar geri dönelim.
Gerilim artmaya başladığı zaman, VD değeri artmaya başladığı zaman, bu VD'nin nasıl artmasını sağlıyorsunuz? Siz dışarıdan uyguladığınız gerilimi, işte pilin ya da güç kaynağının büyüklüğünü arttırmaya başladığınız zaman ne oluyor? Akım gitgide artıyor diyor grafik. Bakın gerçekten de şeyi düşünün. Buradaki VD büyüklüğünü arttırdığınız zaman ne olacak? İlk kısım daha baskın hale gelecek, büyüyecek. Dolayısıyla buradaki akımın büyüklüğü de ne olacak? Artmaya başlayacak. Şey de bunları birbirleriyle oranladığınızda çıkarttığınız büyüklük sadece azınlık taşıyıcılarının yarattığı mikro amper seviyesindeki şey olduğu için, akım olduğu için forward bias'tayken, yani VD değeri büyükken ne olacak? İhmal edilecek. Dolayısıyla buradaki matematiksel işlemin ilk kısmından elde ettiğimiz ifade bizim akım büyüklüğümüz olacak. Şimdi bir de no bias durumunu düşünün. No bias'ta ne dedik? Diyotun bacaklarına hiç gerilim uygulamadık. Bu durumu hayal edelim. Hiç gerilim uygulamadığınız zaman VD ne oluyor? Sıfır oluyor. Sıfır olduğunda işte E üzeri sıfırdan dolayı bir oluyor. Dolayısıyla diyot akımı sıfır miliamper olarak karşımıza çıkıyor. VD sıfır volt olduğu zaman IDD ne? Sıfır miliamper. Şimdi bir de negatif durumu düşünün. Negatif değerlerde, negatif yönde VD arttığı zaman burası nasıl oluyor? 1 bölü E üzeri ifade şeklinde yazıyorsunuz. İşte 1 bölü E üzeri ifade ters yönde büyüdüğü için, 1 bölü payda kısmı çok büyüdüğü için burası aslında ne olmaya başlıyor? Yok olmaya başlıyor. Dolayısıyla elinizde ne kalıyor? Buradaki matematiksel ifadenin sağ kısmı kalıyor. İşte diyot akımının, ID'nin eksi IS'ye eşit olmasının sebebi de bu. Şimdi grafiğe de bakacak olursak diyot akımı ne? Bizim dik olan bu eksenimiz. Bu dik olan eksene mavi grafiği iz düşürdüğünüzde, mavi grafikten bir iz düşüm aldığınızda büyüklük ne kadar? 0,1 mikroamper kadar. İşte bu 0,1 mikroamper benim kaçak akımım. ID neye eşit olmuş oluyor? Reverse bias'ta kaçak akım büyüklüğüne eşit olmuş oluyor. 0,1 mikroampere eşit olmuş oluyor. Forward bias'tayken ID'nin büyüklüğü ne kadar? İşte burada uyguladığınız gerilime göre formülde yerine koyduğunuzda, o üstel formülde yerine koyduğunuzda ne çıkıyorsa o. Tamam. Bu formülün de kullanım şekli reverse bias için, no bias için ve forward bias için buraya uygulanan gerilime göre aldığı üç farklı şey ifade. Bir üstteki ifade, bir ID'nin sıfır olması, bir de ID'nin eksi IS olması. Bizim için önemli olan kısım hangisi? Üst taraftaki kısım. Biz çoğunlukta ne yapacağız? Devrenin çalışması neye karşı geliyor? Diyodun forward bias yapılmasına karşı geliyor, çalışmasına karşı geliyor. İşte ana koldan akan akımın olmasına ihtiyacımız var ki diğer devre elemanları çalışsın. Onlar güç üretsin, bir şeyler çalışsın, işte bağlı motorlar çalışsın, elektronik devreler çalışsın vesaire. Ama biz ne yapacağız? Sol taraf daha büyük olduğu için sağ taraftaki kaçak akımı ihmal. Karakteristik grafiğin yorumlanmasının önemli olduğunu, bu karakteristik grafiğin buradaki formülle elde edildiğini ya da bu formülün o karakteristik grafiğinden elde edildiğini, yani aralarında bu bağlantının olduğunu hissetmeniz, görmeniz önemli. Burada basit bir örnek var. Bu örneğin üzerinde çok durmaya ihtiyaç duymuyorum.
Değerler belli, formülde yerine konulup akım büyüklüğü 16.8 miliamper olarak bulunmuş. Buradaki silikon diyot için N değerinin 2 kullanılmasının sebebi uygulanan ön gerilim miktarının 0.5 volt gibi karakteristik grafiğe baktığınızda yukarı çıkmaya başlamadığı yer, işte çok böyle dik bir çıkış yapmaya başlamadığı yere karşı gelen bir bölgede olmasından kaynaklı, yani şu noktada olmasından kaynaklı formülde N2 olarak kullanılmış ve K değeri 5800 elde edilmiş. Buradan da akım değeri, I değeri 16.8 miliamper olarak hesaplanmış. Şimdi burada formülü içine baktığımız zaman E'nin üst kısmının payda bölümünde Kelvin cinsinden sıcaklığın olduğunu şey yaptık, gördük. İşte oda sıcaklığı dediğimizde yaklaşık 20-25 dereceleri düşünüyorsunuz. Ama şöyle bir durum söz konusu. Bu sıcaklık artışı ya da azalışı aslında o yarı iletken malzemenin, yani işte diyot diyelim buna, diyodun üzerinden akan akımın şiddetiyle ilgili belirgin farklılıklar doğurabiliyor. Tersine ön gerilimleme bölgesinde özellikle ters doyma akımı dediğimiz bu IS, biz uyguladığımız dış gerilimle bunu değiştiremiyoruz dedik. Ama ortamın ısısındaki her 10 derecelik değişimden bu IS'nin, yani kaçak akım olarak söylediğimiz ya da azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu bu akım olarak söylediğimiz IS'nin şiddeti hemen hemen 2 katına kadar artıp azalabiliyor. Dolayısıyla normal bir işte şeyde, oda sıcaklığında bu kaçak akım seviyesini 1 ya da 2 mikroamper şeklinde çok böyle önemsenmeyecek düzeyde şey yaparken, hesaplarken, mesela ortam ısısı 100 derece gibi anormal bir sıcaklığa çıkarsa eğer, bu durumda kaçak akım miktarı ne oluyor? 0.1 miliamper gibi artık önemsenecek derecede büyüklüklere çıkıyor. Mesela ne için bu örnek verilmiş? Germanyum'dan imal edilmiş bir diyot için örnek verilmiş. İşte germanyum malzemesinin bu tür ısı değişimlerinde karşılaştığımız anormal büyüklükteki kaçak akım miktarı bu elementin çip üretiminde, entegre üretiminde tercih edilmemesine, germanyum yerine silikonun tercih edilmesini, aslında arka planda bunun seçilmesini sağlıyor. Veya şöyle de yorumlayabilirsiniz. Laboratuvar şartlarında geliştirdiğiniz bir devre var. İşte mesela cep telefonu tasarımı yaptınız, elektronik kartını şey yaptınız, işte imal ettiğiniz laboratuvarda, ama o cep telefonunu tutup da kutuplarda kullanmak isteyen ya da çölde kullanmak isteyen kişileri de düşünmeniz lazım. Ya da kutupta kullanılacak düzeyde, yani o kadar eksi derecede kullanılabilecek, o eksi dereceye dayanabilecek işte teorik olarak yaptığınız hesaplamaları aynı kalmasını sağlayabilecek malzemeden üretilmiş devre elemanları seçmeniz bunun için önemli. Oda şartlarında tasarladığınız bir devre, işte ya da bir laptop
tutup da kutupta çalıştığında ne olacak? Ya tutarsız çalışacak, ya hiç çalışmayacak, ya çok çabuk bozulacak. Dolayısıyla ortam şartları da önemli. Ve işte aslında arka planda da ne? Bilgisayarlarımızda kullandığımız o soğutma cihazları, o pervanelerin o kadar önemli olması bu yüzden ısıl etkiyi ne yapıyor? Kaçak akım seviyesini değiştiriyor. İşlemci hesaplama yaparken yük bindiği zaman, daha çok volt çektiği zaman, daha fazla akım tüketmeye başladığı zaman, mesela oyunlarda ekrandaki grafikleri hesaplayabilmek için oradaki ışık yansımalarını, renk değişimleri, işte efektleri hesaplayabilmek için matematiksel olarak bir sürü hesaplama yapıyor arka planda. O süreçte ne oluyor? Isısı artmaya başlıyor işlemcinin. Dolayısıyla soğutucu fanlar ne yapıyor? Devreye giriyor. Devir sayılarını arttırmaya başlıyor. İşte makinanız inlemeye, pervanesinden ses duymaya başlıyorsunuz. Neden dolayı? İşte bu akım seviyesini belirli bir toleransta tutma ihtiyacından dolayı, bu limitleri geçmesini engellemek istediğinden dolayı sistemin ne oluyor? Soğutma işlemi de devreye giriyor. Şey olarak baktığınızda, bunları birbirleriyle kıyasladığınızda, aynı koşullar altında germanyumun kaçak akım seviyesi her zaman silisyumun kaçak akım seviyesinden büyüktür. Dolayısıyla elektronik devre tasarımlarında germanyum malzemesi daha nadir tercih edilir. Ya da şeyi de işte maliyet olarak da daha düşük olduğu için ucuz devrelerde tercih edilir. Normalde biz neyi bekliyoruz? Diyodun nasıl davranmasını bekliyoruz? Ben bir gerilim uygulamazsam o diyodun çalışmamasını bekliyorum. Gerilim uygulamazsam diyot geriliminin sıfır, devre akımının da sıfır olmasını bekliyorum. Ama ne oluyor? O kaçak akımın varlığı sürekli neyi bitiriyor? İşte diyelim ki bir elektronik cihazınızı sabit bir güç kaynağı ile besliyorsanız, işte kumandanızı pil ile besliyorsanız, hiç kullanmasanız bile o pilin zaman içerisinde azalmasına neden oluyor. Bu kaçak akım dediğimiz mikro seviyedeki ters yönlü akım. Bakın burada bu karakteristik grafiğinde hem germanyum hem de silikon için hem germanyum hem de silikon için çizimler yapılmış. Koyu mavi rengi takip ederseniz eğer bu silikon diyodun karakteristik grafiği, ince mavi olan da germanyum diyotun karakteristik grafiği. Şimdi birbirleriyle karşılaştırarak inceleyelim bölgelere göre. Önce ortadan başlayalım. Orta kısım yani tam koordinat merkezi her ikisinde de aynı. Ben diyota bir gerilim uygulamazsam diyotta da bir akım akmaz, gerilim düşmesi gözlenmez. Burası net. Şimdi birinci bölge forward bias bölgesi dedik. Yani diyot bacaklarını düzgün bir şekilde pili bağladığımızı söyledik. Bakın bu sefer ne oluyordu? Depletion region çok çok daralıyordu. Belli bir şeyden sonra, belli bir potansiyelden sonra ne yapmaya başlıyor? Çoğunluk taşıyıcılarının şiddeti artmaya başlıyor. İşte bu üstel artışı gözlemlediğimiz yer ne? Devreden akım akmaya başladığı kısım. Nerede tetiklenmiş? Germanyumdan imal edilmiş diyot için 0,3 volt mertebesinde, 0,3 volt civarında tetiklenmiş. Yani bunun anlamı ne? Germanyum diyotu iletim haline geçirebilmek için
devreye uyguladığınız gerilimin 0,3 voltu buradaki threshold voltajını üstesinden gelmek için kullanılıyor. Yani o depletion region'ı yok etmek için kullanılıyor. Aynı durumu silikonla karşılaştırırsanız, bakın silikonun threshold voltajı 0,7 volt. Yani germanyuma göre ne daha da büyük. 0,7 volt. Yani 10 voltluk bir kaynağın var. O 10 voltluk kaynağının 0,7'sini sadece silikonu çalıştırmak için harcıyorsun. Geri kalan 9,3'ünü anca kullanabiliyorsun. Silikon yerine germanyum kullansaydın o devrede sadece 0,3'ünü harcayacaktın. Senin elinde daha büyük bir gerilim, 9,7 volt kalacaktı. Ama ne dedik? Germanyum ile silikon arasında da imalattan kaynaklı bir takım fiziksel farklılıklar var dedik. Ters gerilim durumunu düşündüğümüzde, reverse bias'ı düşündüğümüzde, bakın burada şeylerine karşılaştırırsanız, kaçak akım seviyelerini karşılaştırırsanız, germanyumdan imal edilmiş bir diyotun kaçak akımını reverse bias'ta şöyle akım eksenine iz düşürdüğünüzde yaklaşık olarak 1 miliamper civarına karşı gelmekte. Şimdi aynısının silikon olması durumunu şey yapın, bakın. Burada hemen hemen gerilim ekseni üzerine çizilmiş gibi gösteriliyor. Ama şeye dikkat ederseniz, yukarıdaki ifadeye dikkat ederseniz, bu mavi çizgiyi buradaki akım eksenine iz düşürdüğünüzde geldiği nokta, çakıştığı nokta 0,01 mikroamper şeyi hizası. Yani 10 nanoamper hizası. Yani orijine o kadar çok yakın ki nano seviyede, 10 üzeri eksi 9 mertebesinde. Şeyle kıyasladığınız zaman, germanyumla kıyasladığınız zaman, bakın bu mikro seviyede. Yani ikisini birbiriyle oranladığınızda arada 1000 katı fark var. Germanyumdan imal edilmiş diyotun kaçak akımı, silikondan imal edilmiş diyotun kaçak akımından neredeyse 1000 kat daha şey büyük. Tabii tam 1000 demeyelim de şuradaki 10'u da düşünürsek 100 kat daha büyük diyelim. 100 kat daha büyük. Şey için hassas devrelerde bu aslında önemli bir büyüklük. 100 kat daha fazla mı tüketecek bir kaynağı ya da daha az mı tüketecek? Bunun için işte germanyum mu kullanacaksın, silikon mu kullanacaksın? Küçük devrelerde işte mesela ne gibi? Saat devresi gibi ya da ondan daha da küçük, daha hassas devrelerde önem kazanmaya başlıyor. Şimdi bu grafiğin bir de şöyle şeyi var, devamı var. Biraz önce vurgulamadık. Aslında bu karakteristik grafiklerin şu kısımları da mevcut. Bakın burası VZ şeklinde her ikisinde de gösterilmiş. Silikonda da VZ denmiş. Germanyumda da VZ denmiş. Şeye bakarsanız eğer, gerilim büyüklüğü ters yönde artmaya başlıyor. Yani siz ne yapıyorsunuz? Diyotu aldınız, bacaklarına zıt yönde gerilimi, güç kaynağını bağladınız ve güç kaynağının büyüklüğünü yavaş yavaş ters yönde arttırmaya başladınız. Bu artışı belli bir noktaya kadar ne yapabiliyor? Diyotlar tölere edebiliyor. Yani tölereden kastımız ne? Üzerinden akım akıtmıyor. Buradakileri 10 nanoamperi ya da 1 mikroamperi forward bias'taki akım büyüklüğüyle kıyasladığımızda çok çok küçük değerler. Reverse bias'ta hiç akım akıtmıyor gibi yorumlanabilen şeyler, noktalar, buradaki düz giden çizgiler. Ama ne oluyor? Siz
bu gerilim büyüklüğünü arttırmaya devam ederseniz artık bir noktadan sonra bakın şiddetli bir şekilde aşağıya doğru neyi gözlemliyorsunuz? Ters yönde akan akımın bir anda ortaya çıktığını gözlemliyorsunuz. Silikon içinde, germanyum içinde belli bir VZ noktasından sonra bu Z'nin açılımı da Zener'dir. Zener gerilimi denir. Bunun nedenini de biraz sonra söyleyeceğim. Bakın belli bir VZ değerinden sonra her ikisinde de ani bir akım artışı gözlemlenmekte. İşte bu şuna karşı geliyor. Bu VZ'nin VZ olarak gösterilen gerilim bu malzemeden imal edilmiş diyotun dayanabileceği maksimum ters gerilim miktarı. Diyotu biz devrelerde ne için kullanıyorduk? Devreyi koruması için kullanıyorduk. Ne amaçla koruması? İşte ters gerilimden koruması. Yanlışlıkla ben devreye ters gerilim uygularsam, mesela nasıl düşünebilirsiniz? İşte kumandayı eline aldın, içerisine pili yerleştireceksin ama pilin artısına eksisine dikkat etmeden bir anda koydun. Bunu ters koyduğun zaman işte kumandanın düğmesine basıyorsun, çalışmıyor. Ne yapıyor? O kumandanın içerisindeki diyot ters gerilimi devrenin geri kalanına yansıtmıyor. Üzerinden akım akıtmıyor. Dolayısıyla kumandan çalışmıyor. Ama sen o ters bağladığın pilin yerine bir güç kaynağı bağlasan ve o güç kaynağının gerilim değerini gitgide arttırsan neye kadar? İşte mesela 400 volta, 500 volta ya da 1000 volta arttırsan ne oluyor? Devre artık bozuluyor, diyot bozuluyor ve bir anda üzerinden şiddetli bir şekilde akım akıtmaya başlıyor. Yani koruma özelliği ne oluyor? Bir noktaya kadar dayanıyor. O noktadan sonra artık koruma özelliğini kaybediyor. İşte buradaki grafiğin aşağıya doğru şiddetli şeyi artışı bu anlama gelmekte. Devre elemanının bozulması ve devre elemanının o diyotun özelliğini yitirmesi devreden artık akım akmaya, ters yönlü akım akmaya başlaması anlamına geliyor. Tabii bu noktada nasıl bir durum doğuyor? Devreden ters yönlü akım akınca sizin devreniz yanıyor. Elektronik cihazınız bozuluyor. Tamam. Şeyleri birbirleriyle karşılaştırırsanız, bu gerilim büyüklüklerine birbiriyle karşılaştırırsanız, bakın aralarında bir fark var. Neyi anlıyorsun? Germanyumdan imal edilmiş diyotun dayanabileceği ters gerilim değeri silikona göre daha küçük. Yani ne diyebiliriz? Mesela 400 volt, 500 voltluk ters gerilime germanyum dayanabiliyor ama silikon 1000 volta kadar ya da 1500 volta kadar ne yapıyor? Dayanıyor gibi örnekleyebiliriz. Denmesinin sebebi de şu, önümüzdeki haftalarda göreceksiniz. Bu sinyal diyotlar, doğrultmaç diyotlar gibi bir de zener diyotlar var. Zener diyotlar da normal diyotların tam tersi şekilde çalışıyor. Biz normal bir diyotu çalıştırmak için ne yapmamız lazım? Forward bias yapmamız lazım. Yani bacaklarını düzgün bir şekilde gerilim uygulamamız lazım. Ama zener diyotta da olay tam zıttı. Zener diyotun çalışması için bacaklarına ters gerilim uygulaman lazım. Böyle bir şeyi var, çalışma şekli var. Onun için bu grafikteki etiketlendirme oradan gelmekte. Zener gerilimi olarak söylem şekli buradan gelmekte. Ters yönlü gerilimin artışından biraz önce bahsettik. Açıklaması da burada yatıyor. Bakın ne yapmışız? Ters yönlü gerilimi arttırmaya başladık.
bir noktadan sonra neyi gördük? Ters yönde bir anda akım artışını gözlemledik. İşte bunun aslında esas sebebi, yani o devre elemanının bozulmasının esas sebebi bu. Az sayıdaki azınlık taşıyıcıları iyonizasyon yolu ile ek taşıyıcıları serbest hale getirebilecek düzeyde hız kazanmalarından dolayı valans elektronlar ile çarpışacak ve bunların ana atomdan kopmalarını sağlayacak yeterlikte enerji aktaracaklardır. Bu ek taşıyıcılar yüksek bir çığ akımının oluşup çığ kırılma bölgesinin belirlendiği noktaya kadar iyonizasyon sürecine katkıda bulunabileceklerdir. İşte burada esas olarak hani teorik açıklaması net ifadelerle. Buradaki bu karakteristik grafiklerindeki bu noktalar kataloglarda Zener kırılma noktası olarak verilebilir. Bazı kaynaklarda devre elemanının dayanabileceği maksimum ters geri besleme voltajı olarak söylenebilir. İşte bizim kitabımız yabancı dildeki kaynaklarda peak inverse voltaj şeklinde PIV şeklinde kısaltmalar ile verilebilir veya peak reverse voltaj şeklinde de PRV şeklinde de kısaltmalar bu kataloglarda PDF'lerin içerisinde karşınıza çıkabilir. Aslında bunların hepsi birbirinin aynısı. Peak inverse voltaj denilen şeyde, peak reverse voltaj denilen şeyde, zener kırılma noktası bir normal diyot için zener kırılma noktası denilen şeyde aslında aynı ifade, aynı gerilim büyüklüğünü anlatmak için kullanılan söylem şekli. Bakın burada birazcık daha detaylı bu grafiklerin şeyleri açıklamalarıyla beraber verilmiş. Net olarak neyi görüyoruz? Forward bias'ta germanyum diyot için modellerimizi kurarken, hesaplamalarımızı yaparken basitlik sağlaması adına bunun threshold voltajını 0,3 volt olarak kullanacağız. Silikon diyot için bunun threshold voltajını 0,7 volt olarak kullanacağız. Threshold voltajı dediğimiz volt neydi? Doğası gereği orta noktada o yapıştırıldığı noktadaki nötr bölgeyi aşabilmek için gerekli olan dışarıdan uygulamamız gereken gerilim miktarıydı. Buna kısaca threshold voltajı demiştik. Birbirlerine göre çeşitli avantajları ve dezavantajları var. Ne gibi? İşte silikonu çalıştırmak için daha fazla gerilim uygulaman gerekiyor. Neye göre? Germanyuma göre. Ama ney? Silikon daha tutarlı. Neye göre? Germanyuma göre daha tutarlı. Hangi konuda? İşte kaçak akım seviyesi konusunda. Ters akım ya da azınlık taşıyıcılarının oluşturduğu akım seviyesi konusunda germanyuma göre daha tutarlı, daha küçük mertebelerde. Dolayısıyla bu kararı hangi diyotun kullanılacağı işte hep bu bilgilere bakılarak verilen seçimler. Mesela burada biraz önce söylediğimiz şey de yazıyor. Ne demiş? Silikonun dayanabileceği maksimum ters gerilim büyüklüğü 1000 volta yakın bir büyüklükmüş. Germanyum için bu büyüklük 400 volt kadarmış. Mesela bakın başka bir açıklama yapılmış. Silikon 200 dereceye kadar sağlıklı bir şekilde çalışabiliyormuş. Ama germanyum 100 dereceden sonra daha büyük ısılarda ne yapmaya başlıyor? Artık tutarsızlık yaratmaya başlıyor. Tamam. Silikonun germanyuma göre daha geniş bir sıcaklık aralığı var. Bakın burada da bu grafik de önemli. Burada da bir tane devre elemanının işte mesela silikondan imal edilmiş bir diyodun farklı sıcaklıklardaki karakteristik grafiklerini üst üste çizmişler. İşte oda sıcaklığında
ki grafik mavi grafik olarak düşünecek olursak, oda sıcaklığında işte yaklaşık olarak 0,7 voltta, 0,8 voltta şey yaparken, aktif hale geçerken, ısı artmaya başladığı zaman 100 dereceye çıktı, işte 200 dereceye çıktı. Ne oldu? Devre elemanının bulunduğu ortam ısınmaya başladı. Bakın burada neyi görüyorsunuz? Yukarı doğru akım çıkışının, forward bias'ta yukarıya doğru çıkışın daha erken bir noktada başladığı gözümüze çarpıyor. Aşağıya doğru iz düşürürsek ne? Daha bizim söylediğimiz o 0,7 voltluk threshold voltajına daha ulaşmadan bile ne oluyor? Bir anda akım artmaya başlıyor. Yani neye benziyor bu? Yarışa bir anda daha önceden başladığı, işte beklemediğiniz ya da belirlemediğiniz gerilim seviyesinde başladığını, çalışmaya başladığına karşı geliyor. Ya da ne yapabilirsiniz? Bakın bu grafikten neyi anlayabilirsiniz? Ortam ısısı azalmaya başlarsa da eksi yönde azalmaya eksi yönde artmaya başlarsa da işte eksi 75 derece, eksi 100 derece, eksi 200 derece. Bu sefer ne olmuş? İleri yönlü şeyi grafiği artık iyice parabolün şeyi parabollü kısmı daha da böyle yayvanlaşmaya başlamış. Yani ne anlama geliyor? Diyodu çalıştırabilmek için uygulamanız gereken threshold voltajı ne yapmaya başlıyor? Gitgide büyümeye başlıyor. İşte daha önce 0,7 iken artık işte 1,2 volt gibi, 1,5 volt gibi daha büyük gerilimler harcamanız gerektiğini söylüyor. Tamam. Benzer söylediklerimizin zıttı da reverse bias için geçerli. Bakın reverse bias'ı yorumlayalım. Oda sıcaklığındayken diyelim ki silikon için işte biraz önce söylediğimiz 0,1 mikroamper seviyesinde. Ama ne olmuş? Ortam ısısı azaldığında yani eksi derecelere düştüğünde bakın şu nokta nokta olan grafiği şey yapın, takip edin. Ortam ısısı azaldığında kaçak akım seviyesi düşmüş. Bakın 0,1'in de altına düşmüş. 0,1 mikroamperin altına düşmüş. Ama ne olmuş? Bakın ters geri besleme artmaya şey yaptığında, devam ettiğinde bizim beklediğimiz noktanın daha öncesinde iletkenlik kazanmış. Yani devre elemanı ne olmuş? Daha çabuk bozulmuş. Düşük ısılarda devre elemanı daha çabuk ters gerilime karşı dayanabilme şeyini yitirmiş. Daha erken mertebelerde yitirmiş. Mesela şeye bakın, 100 derece ve 200 derece grafiklerini şöyle birbirleriyle kıyaslayalım. Bakın ısı arttığı zaman mavi çizgi oda sıcaklığındaki çizgi. Isıyı arttırdım, ne yaptım? 100 dereceye çıkarttım. Isıyı arttırdım, 200 dereceye çıkarttım. Bakın ne oldu? Kaçak akım seviyesi gitgide artmaya başladı. Aşağı doğru indikçe ne oluyor? Sayısal olarak mikroamper bu IC'nin büyüklüğü artmaya başlıyor. Kaçak akım ne oldu, ne oluyor dedik? Daha da artıyor dedik. İşte bunu görebiliyorsunuz bu grafikte. Benzer şekilde ne etkilenmiş? İşte ters tepe gerilimine dayanma şeyi de artmış. Tabii bu 50 volta çıkması ya da 60 volta çıkması bizim için aslında önemli bir şey olmayabilir. Kavram olmayabilir. Çünkü esas olarak bizim odaklandığımız şey bu devre elemanının reverse bias'ta üzerinden akan ya da reverse bias demeyelim, bu devre elemanındaki ters doyma akımının büyüklüğü bizim için önemli olan. Çünkü ne kadar fazla ise, ne kadar büyük ise devrenin geri kalanına kalacak akım o kadar az olacak. Şeyi hatırlarsanız eğer,
bir düğüme gelen akımlar o düğümden giden akımların toplamına eşittir mantığını düşünürseniz hesaplamada şey yaptığınızda baktığınızda çıkarttığınız büyüklük arttığında elinizde kalan büyüklük azalacaktır. İstenmeyen durumlar karşımıza çıkacaktır. Evet, ısıl etkiyi de bu şekilde söyledik. Sıcaklıktaki değişim devre elemanını nasıl etkiliyor? Buna baktık. Kabaca şunu söylüyoruz. Her 10 derecelik artışta kaçak akım seviyesi 2 katına çıkar diye telaffuz ediliyor. İşte 25 derecede bir diyodun kaçak akımı yaklaşık 0,102 mikroamperken 100 derecede bu şey 1 mikroampere kadar çıkabiliyor diyoruz. Ters gerilim altında kırılma gerilimi ve istenmeyen ters doyma akımı ise ısı ile beraber artar. Bu da istemediğimiz bir durum diyoruz. Şimdi şuna başlayalım. Elinizde bir devre var. Bu devreyi hesaplamak için devrenin içerisindeki diyodu modellemeniz lazım. Ne olarak modelleyeceksiniz? Bir direnç olarak modelleyeceksiniz. Bu direnci yani diyodu var olduğu yerden çıkartıp o diyoda muadil olan bir direnç yerleştireceksiniz. İşte basitleştirilmiş hesaplamalar bunu gerektiriyor. Diyotlu bir devre verildiğinde devreye uygulanan gerilimin şekline göre siz bir direnç hesaplıyorsunuz. Bu ya dinamik direnç oluyor ya statik direnç oluyor. Ya işte AC direnci diyoruz ya da DC direnci diyoruz. DC direnci dediğimiz şey değeri değişmeyen yani statik olan direnç. Neden buna DC diyoruz? İşte devreye bir pil bağlanmış, devreye bir akü bağlanmışsa bu güç kaynağının büyüklüğünün zaman içerisinde değişmediğini varsayarak hesaplama yaptığımız için DC direnç diyoruz. Şimdi bu DC direnci karakteristik grafiğinden nasıl bulacağız? Ona bakalım. Şimdi DC direnç dendiği zaman bu grafiğin aslında istediğimiz tek bir anındaki yani tek bir noktasından okunan değerler ile elde edilmiş direnç anlamına geliyor. Siz ne yapıyorsunuz? Çalışma noktanız neresi ise bu karakteristik grafiğinin üzerinde o noktayı seçiyorsunuz. O noktanın gerilim eksenine ve akım eksenine iz düşümüne bakıyorsunuz. Bu grafiklerdeki akım eksenindeki ve gerilim eksenindeki büyüklükleri ohm yasası şeyinde formülünde yerine koyuyorsunuz. Grafikten okuduğun VD'yi, grafikten okuduğun ID'yi burada yerine koyuyorsun ve neyi buluyorsun? Bir direnç büyüklüğü buluyorsun. İşte bu ne anlama geliyor? O şeyi çıkartıp diyotu çıkartıp o diyot yerine bu kadar büyüklükte bir direnç oraya yerleştirdiğin zaman ve hesaplamaları yaptığında bu hesaplamalardan elde ettiğin sonuçların tutarlı sonuç olmasını sağlıyor. Süreci ne yapıyorsunuz? Buradaki parabollükten kurtarıp tek bir andaki değere evirerek, dönüştürerek analizi gerçekleştiriyorsunuz. Diyot yerine tek bir tane direnç koyarak modelliyorsunuz ve çözümlerinizi buna göre yapıyorsunuz. Şimdi burada bir örnek var. Bu örnek oldukça basit bir örnek. Size bir karakteristik grafiği verilmiş. Bu karakteristik grafiğinde direkt olarak DC direncini bulmanız istenmiş. Şıklarda bu DC direnç değerine hangi büyüklüklerde hesaplayacağını söylenmiş. İşte A şıkkında diyot akımı 2 miliamperken, B şıkkında 20 miliamperken, D şıkkında da
Diyot gerilimi eksi 10 volt iken bu direnç seviyesine bulun denmiş. Yapacağınız şey ne? A şıkkında hemen ID akımının akım eksenindeki verilen büyüklüğü 2 miliamperi bulup karakteristik eğri ile kesiştirip aşağıya doğru iz düşümünü alıyorsunuz. Ve bunun işte bir milimetre ölçekli kağıda çizilmiş olduğunu düşünün. Bu iz düşümünde okuduğunuz bu sayısal büyüklük ne ise bu sayısal büyüklüğü formülde yerine koyuyorsunuz. V bölü I formülünde yerine koyuyorsunuz ve bir ne buluyorsunuz? Bir direnç değeri buluyorsunuz. İşte 250 ohm demek ID 2 miliamperken diyotun yerine sen 250 ohmluk bir direnç yerleştirirsen de aslında geri kalan hesaplamada elde edeceğin sonuçlar aynı bulacağın sonuçlar anlamına gelmekte. B şıkkına baktığımız zaman aynı işlemi 20 miliamperden yapıyorsunuz. 20 miliamperi iz düşürdüğünüzde 0,8 volt, bunu yerine koyduğunuzda 40 ohm çıkıyor karşınıza. C şıkkında da bu sefer gerilim bilgisini kullanarak hesaplamaları yapıyoruz. Ne demiş? Eksi 10 volt demiş. Önce ben gerilim eksenindeki eksi 10 volt noktasını buluyorum. Aşağıya doğru karakteristik eğriye iz düşürdüğümde ve bu karakteristik eğriyi de akım eksenine iz düşürdüğümde buradaki akım büyüklüğünü grafikten okuyorum 1 mikroamperi. Bunu formülde yerine koyuyorum ve karşıma bir direnç çıkıyor. Bakın 10 mega ohm büyüklüğünde bir direnç çıkıyor. Oldukça basit bir örnek. Bakın bu basit örnekte aslında sonuçlara baktığınız zaman neyi de görüyorsunuz? Dediğimiz şey yine yer alıyor. Forward bias'tayken diyot çok tepki vermiyor, çok direnç göstermiyor. Ama reverse bias'tayken ne oluyor? Mega ohm seviyesine çıkıyor. Direnci inanılmaz artıyor.